Merhaba, ben Eren Ünal. OPIS Turkey'de satış ve teknik destek mühendisi olarak çalışmaktayım. Sizlere bugün Kepler'in Datalogger eklentisiyle PLC verilerini veri tabanlarına nasıl göndereceğimizi göstereceğim. Dilerseniz bilgisayarımızdan konfigürasyondan bahsetmeye başlayalım. Evet, ben daha önce hazırladığım bir projeye geri döndü. Bunun üzerine anlatacağım. Gördüğünüz gibi burada bağlantılarımızı, PLC'leri, cihazlarımıza bağlantılarımızı oluşturduğumuzu düşünelim. Yine drop-down menüden Datalogger plugin'ini seçmemiz lazım bu işlem için. SQL üzerinden anlatacağım ama bütün ODBC uyumlu veri tabanlarına göndermeniz mümkün. Yani Access, Oracle, SQL, MySQL, Dbase bunların hepsine veri gönderebilirsiniz. Biz bugün SQL üzerinden anlatacağız. Bütün veri tabanları için 3 aşama var. Şurada göreceğiniz 3 tane sekme var. General sekmesinde bir DSM belirtiyorsunuz. Yani aslında hangi veri tabanına göndereceksiniz bu verileri? Onu seçiyorsunuz. Biz ASP SQL diye bir DSM oluşturduk ve SQL Server'a göndereceğiz. İkinci olarak DataMap sekmemiz var. Burada hangi tagleri veri tabanlarına göndermek istiyorsunuz? Bizde zaten bir sıcaklık bilgisi ve motorun hız bilgisi mevcut ama Browse diyerekten istediğiniz kadar tag'i seçip şu şekilde toplu seçim yaparaktan buraya ekleyebilirsiniz. Onun altında daha henüz veri tabanına giriş yapmadan bazı tablo seçenekleri de mevcut. İşte var olan bir tabloya mı yazalım, yeni bir tablo oluşturup oraya mı gönderelim gibi bir ayar var burada. Biz bir kereliğine bir tablo oluşturduk. OPIS Turkey Table ve sürekli olarak oraya gönderiyoruz. Altta tablo formatı hakkında bir seçim var. Yani tabloda her değer için bir sütun mu açsın yoksa satır satır alta mı yazsın gibi seçimleri yapabiliyorsunuz. Map Fields kısmından da hangi sütunda hangi değer görünecek bunların seçimini yapabilirsiniz. Üçüncü sekmede de Trigger seçeneklerimiz var. Biraz bunlardan bahsedelim. Burada da bu verileri hangi sıklıkta veri tabanına göndereceksiniz onu belirtiyorsunuz. Üç tane seçeneğimiz var. İlk olarak Always Triggered'dan bahsedelim. Always Triggered adı üzerinde 500 belirli aralıklarla Always Triggered belirli aralıklarla sizin istemiş olduğunuz milisaniyelerden günlere kadar dilediğiniz zaman aralıklarında loglama işlemi yapar. Ama mesela data çok değişmiyordur, sadece değiştiğinde göndersin gibi bir seçim de yapabilirsiniz. Biz burada 500 milisaniyede bir default olarak bıraktık. İkinci bir seçenek Based on time yani vardiya şeklinde belli günler belli saat aralığında gönderme yapabilirsiniz. Son olarak da loglama işleminin başlamasını ve bitişini bir şarta bağlayabilirsiniz. Yani bir motorun akım bilgisini tuttuğunuzu düşünürsek bu bilgi sadece size motor çalıştığında gerekiyordur. Dolayısıyla buradan motorun çalışma bitini gösterip işte bu bit true olduğunda start olsun. Bu false olduğunda da stop olsun şeklinde koşulları belirlerseniz sadece motor çalıştığında loglama işlemini yapar. Bunun dışında işte şu tag'in değeri şuna eşit olduğunda, büyük olduğunda, küçük olduğunda gibi seçenekler var. Onun dışında haberleşme koptuğunda veya haberleşme iyi olduğu sürece loglasın gibi de seçenekler mevcut. Biz 500 milisaniyede bir log atıyoruz şu anda. Konfigürasyon tamam. Şurada bir apply butonumuz var. Burası bende şu anda inaktif ama burayı bir tıklamamız gerekiyor. Son olarak da SQL Server'ı açıp şu an loglama yapabiliyor muyuz? Onu görmek kalıyor. Bizim hazır bir query'miz vardı. Ben onu açacağım. Ve F5 diyorum. Evet. Gördüğünüz gibi en güncel değer en üste gelecek şekilde tablomuzu gösteriyoruz. Şimdi sensörü tekrar bir ısıtalım. Bu değer 50'yi geçtiği zaman motorun çalışması gerekiyor. Bu sırada ben F5 yapıyorum. Evet. Motor çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi hız değerleri de gelmeye başladı motor tarafından. Temperature sütunuz Schneider'dan geliyor. Actual Speed Siemens tarafından geliyor ve bunları bir tabloya aktarmış durumdayız. Başta da belirttiğim gibi verilerinizi ODBC uyumlu bütün veri tabanlarına bu şekilde gönderebilirsiniz ve fabrika içinde veya işletmedeki verilerinizi arşivlemiş olursunuz bu sayede. Teşekkürler.